Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanlara, biri dinleyenlere. Şehrindeki bu ilk ve tek Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı çalışmalarına son 3 yıl boyunca yardım ve desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Müzesi Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziye Kaymakamlığı ve Aziye Belediyesi'ne. Tulurhöyük kazıları, Tulurhöyük konum olarak Erzurum ilinin 20 kilometre batısında ve Aziye ilçesinin 8 kilometre güneyinde, günümüzde Ömertepe mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Biz kazılara başlarken belli amaçlar doğrultusunda başlatmıştık. Tulurhöyük kazısının hayata geçirilmesinde birinci amacımız, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin olduğu Erzurum şehrinde bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi olmuştur. Alana gittik, aşıklar atıştı, gayet güzeldi. Yemekler verildi, balonlar uçuldu, çocukların eğlenmesi için balonlar yapıldı. Gayet güzeldi, faydalı ve etkinlikler vardı. Radyo dinliyor musun ya da evde müzik dinliyor musun? Evde böyle eski benim merakım var eski eşyalara. Öyle diyorum, kasetlerim var benim, kaset dinliyorum. Size göre en popüler emojiler? X'ler burada zaten. X'ler herhalde biz gibi öpüş kuşağı. Evet, vizyon dersleri verdiğimiz bu anlamda da biz zaman zaman böyle buluştuğumuzda gerçekten bir sonraki derste ya hocam sizin söylediklerinizi yaptık ve ondan sonra kendimizi daha iyi ifade ettik, amirimize daha iyi konuştuk. Olmayacak bir işi kendi lehimize doğru çevirdik gibi söylemler bize geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani edebiyat zihinlerimizde, pek çok insanın zihninde bir boş zaman etkinliği olarak algılanıyor. Yani insanların asli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir de edebiyat diye bir şey var. Böyle düşünülebilir yani, bunda bir beis yok. Haklı olabilirler. Ne işe yarar diye sorduğumuzda zihnimizde bir şeyleri açabiliriz. Hayatımızın neresinde duruyor? Hayatımızın neresinde durursa gerçekten bir yaramıza merhem olabilir. Edebiyat dediğimiz şeyin hayatın kendisiyle asli doğrudan bir ilişkisi var mıdır, yoksa hayat dediğimiz şeyin asli akışının dışında mı kalır? İnsan dediğimiz şey bir bilinçli varlık, bilinç sahibi bir varlık insan. Bu bilinç aynı zamanda zehirli bir şeydi. Yani bilinç bizi hiçbir zaman olduğumuz gibi bırakmaz. Bilinç bizi hiçbir zaman rahat da bırakmaz. Tuhaf bir şeydir o. Yani bilinç dediğimiz şey zehirleyen bir tarafı var.
uçuldu. Ben de bir aşığım, reyhani vardım. Sorun çiçeklere az mı ağladım? Sanar moruğa benzettim seni. Boş boşuna ırgalanır, boy doruğa benzettim seni. Boş boşuna ırgalanır, boy doruğa benzettim seni.